Başbakan Recep Tayyip Erdoğan miting alanına gelmeden önce Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan halka seslendi. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün bizler... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Özel Gönlüm Bulvarı'nda düzenlenen mitinge 2 saat gecikmeli başladı. Mitingden hemen önce Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Osman Zolan halka seslendi. Zolan, Denizli'de daha çok yapacak işleri olduğunu belirtti. Denizli, Denizli olalı bu meydan böyle kalabalık görmedi. Buradan baktığımda gerçekten muhteşemsiniz. Sanki tüm Denizli burada, tüm bizi sevenler burada. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah bu sevginiz, bu muhabbetiniz, bize olan bağlılığınız, bu bizimle beraber yol arkadaşlığı yapmanız inşallah Denizli'mize, tüm ilçelerimize, tüm beldelerimize inşallah hizmet destanı olarak dönecek inşallah. Harikasınız, harikasınız. Evet, arka taraf sesim geliyor mu? Bayraklar, harikasınız. İşte Denizli bu. İşte AK Parti bu. AK Parti belediyeciliği bu. 10 yıl önce Denizli'miz büyük bir köydü. Denizli Buhar kenti imreniyordu. Denizli Nazilli'nin giriş çıkışlarını imreniyordu. Denizli Aydın'ı imreniyordu. Gidilecek parkı yoktu, içilecek suyu yoktu. Bir tane köprülü kavşağı yoktu. Bir tane yaya üst geçidi yoktu. Şükürler olsun. O gün nefes alınacak temiz havası bile yoktu. Bu saatte burada böyle rahat duramazdık 10 yıl önce. Nefes alamazdık. Şükürler olsun. Denizli'mizin girişleriyle, çıkışlarıyla, her yeriyle, parklarıyla, pazar yerleriyle, spor alanlarıyla, doğal gazıyla Denizli'mizin girilmedik sokak, girilmedik cadde, hizmet etmediğimiz yer kalmadı. Şükürler olsun ki sizler de bize inandınız, bizlere güvendiniz, bize her zaman destek oldunuz, her zaman yanı başımızda oldunuz. Bu hizmet destanı 10 yılın sonunda büyük bir köyden modern şehir haline Denizli geldiyse eğer, bu sizin destanınızdır. Sizlerin verdiği güç de olmuştur. Ne diyoruz? Biz birlikte başardık. Çok şükür Denizli'miz 2004 yılında Nihat Bakanımızın başkanlığında çıkmış olduğumuz yolculukta Denizli hak ettiğini alacak demiştik. 10 yıl gece gündüz sizlerle birlikte çalıştık. Uyumadık, çalıştık. Eve gitmedik, çalıştık. Hastayız demedik, çalıştık. Sizlerle birlikte çalıştık. Şükürler olsun. Ben sizlere soruyorum. Denizli hak ettiğini alacak demiştik. Denizli hak ettiğini aldı mı? Denizli hak ettiğini aldı mı? Allah sizlerden razı olsun. Ama Denizli büyük şehirde hak etmişti. Bizden küçük olan iller büyük şehir olmuştu. Denizli de büyük şehir hak etmişti. Denizli büyük şehri aldı mı? Başbakanımızdan Allah razı olsun. Nerede haksızlık var? Nerede adaletsizlik var? 12 yıl önce o sizlerin oyuyla, milletimizin kurduğu o AK Parti ile birlikte nerede sıkıntı var? Nerede adaletsizlik var? Onu ortadan kaldırdı. Başbakanımız buraya geldiğinde konuşma fırsatı vermeyin. Az kaldı. Şu anda Denizli'de az kaldı. İnşallah geldiğinde o coşkunuzla, o büyük şehri bize hediye eden, haksızlığı gideren, Denizli'yi Denizli eden, Denizli dendiği zaman her türlü imkanı bize sunan,
hiç ikiletmeyen çok değerli başbakanımıza öyle bir sevgi gösterin ki zaten kalabalığınız o sevgiyi gösteriyor. Başbakanımız Denizli dendiğinde o görüntüyü, o güzelliği her zaman hafızasında yaşatsın. Zaten başbakanımız bizleri çok seviyor. O sevgiye karşılık verelim diyorum. Var mıyız? Allah sizlerden razı olsun. İnşallah 30 Mart akşamı tüm ilçe meydanlarımızda buluşmak üzere. 30 Mart akşamı Delilli Çınar Meydanı'nda zeybek oynamak üzere ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun.